Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittiğinizde ilk gördüğünüz ülkem, bayrağım, onurum yazısı olur. Bu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın sloganıdır. Subay, ağsubay ve uzmanlardan oluşan Türkiye'nin en seçme birliği Bordoberililer en ağır eğitimlerden geçirilir. Gözlemcidir, analizcidir, değerlendirir, ilişkilere önem verir. Ülkesi, bayrağı, onuru için canını feda etmekten de çekinmez. Öyle bir yapısı var ki, timce hareket ederler. Birlikte savaşırlar, birlikte mücadele verirler, birlikte dolaşırlar, birlikte ev ziyaretlerini yaparlar. Alabildiğine birbirine bağlı, tutkun olan bu timler kavgaya bile birlikte girerler. Disiplinsizliği de birlikte yaparlar. Engin Alan, emekli kor general. Öcalan'ın Kenya'dan getirildiği 1999'da tüm general rütbesiyle Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı. MİT ve Bordoberililerin yürüttüğü Kenya operasyonunu yönetti. Kahraman Türk subayı Engin Alan, balyoz kumpasıyla tutuklandı. Tam 44 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinde bulunduğu dönemde 6 yakınını kaybetti. Abdullah Soyluoğlu, emekli albay. Öcalan'ı getiren uçakta ona "Memlekete hoş geldin" diyen sesin sahibi, ekip lideri, Bordoberili albay Abdullah Soyluoğlu. Bordoberili Abdullah Soyluoğlu hastalandı. Öğretmen eşi ve iki kızı tembihliydi. Asla kimseden iltimas istemeyeceklerdi. Herhangi bir emekli vatandaş gibi devlet hastanesine gittiler. Vaziyet kötüydü. Akciğerde, beyinde tümör. İlerlemişti. Derhal ameliyat gerekiyordu. Yoğun bakımda yer yoktu. Madem subaysınız Haydarpaşa Gata'ya gidin dediler. Gata'ya geldiler. Yoğun bakımda yer yoktu. Cumhuriyet tarihinin en önemli görevlerinden birini gerçekleştirmiş olan efsane albay acil serviste bir sedyede yatıyordu. Eşi, kızı çaresizce başında bekliyordu. Neyse ki Gata komutanı tesadüfen acil servise geldi. Tesadüfen gördü. Yoğun bakımda yer açıldı. Ama maalesef ameliyat edilemeden vefat etti. Çünkü ailesine bile yük olmak istememişti. Ondan geriye bir büyük onur mirası, bir de madalya gibi kol saati kaldı. Levent Göktaş, emekli albay. Öcalan'ı Kenya'dan getiren ekibin içinde MİT mensupları ile birlikte yer aldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde kurulan Muharebe Arama Kurtarma Birliği Komutanlığı da yaptı. Kahraman Türk subayı Levent Göktaş, Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. Tam 5 yıl cezaevinde kaldı. Levent Ersöz, emekli Tuğgeneral. Terörist başının yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası'nda komutanlık yaptı. 2003'te Jandarma İstihbarat Başkanı oldu. Kahraman Türk subayı Levent Ersöz, Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. Tam 5 yıl cezaevinde kaldı. Atilla Uğur, emekli albay. Öcalan'ı 1999'da İmralı Adası'nda sorgulayan ekibin içinde yer aldı. Daha sonra Jandarma İstihbarat Başkanlığı'nda Teknik Takip Şube Müdürü oldu. Tuğgeneral Levent Ersöz'ün yardımcısıydı. Kahraman Türk subayı Atilla Uğur, Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. Tam 5 yıl cezaevinde kaldı. Cemal Temizöz, jandarma albay. 1999'da Öcalan'ı İmralı Adası'nda sorgulayan ekipte yer aldı. Kuzey Irak'ta yakalanmış olan Şemdin Sakık'ın sorgusuna da katıldı. Şemdin Sakık ile Öcalan'ın ifadeleri arasındaki çelişkilerin değerlendirmesini yaptı. Kahraman Türk subayı Cemal Temizöz, balyoz kumpasıyla tutuklandı. Tam 5 yıl cezaevinde kaldı. 9 kişiydiler. Biri ekip lideriydi, biri askeri tabip, ikisi pilot, biri uçak teknisyeni. Diğer dördü silahlı silahsız saldırı uzmanıydı. Etimeskut askeri havalimanında buluştular. Ekip lideri, "Arkadaşlar, ailelerinize telefon edin. Bir süre görüşemeyeceğinizi söyleyin. Tanrı yardımcımız olsun." dedi. Özel uçağa bindiler. Antalya'ya gittiler. Karpuz kaldıran askeri tesislerine yerleştiler. Uçağın kuyruğundaki Türk bayrağı ve kimliğini gösteren işaretler kapatıldı. 3 gün sonra vakit tamam. Tekrar havalandılar. Ekip lideri pasaportları dağıttı. Fotoğraflar gerçek, geriye kalan tüm bilgiler sahteydi. İş adamı kimliğinde görünüyorlardı. İyi de hangi ülkeye gidiyorlar, neyin ticaretini yapıyorlar? Ekip lideri hariç hiçbiri bilmiyordu. Sadece Afrika'ya gittikleri söylenmişti. 6 saat uçtular. Piste tekerlek koydular. Terminal binasında "Welcome to Entebbe International Airport" yazısını gördüler. Uganda'ya gelmişlerdi. Başkent Kampala'da
The Windsor Lake Victoria Otel'e yerleştiler. Beklediler. 4 gün sonra ekip lideri odaları tek tek aradı. Lobide buluştular. O ana kadar gizlenen görevi açıkladı. Kenya'ya gidiyoruz. Bebek katilini alacağız. Entebbe'ye geldiler. Tam pasaport kontrolüne giderken bir telefon. Görev ertelendi. Otele geri döndüler. Sabrın sınırlarını zorlayan bekleyiş başladı. Artık ne yapacaklarını biliyorlardı ama bu sefer de saatler geçmek bilmiyordu. Ya görev iptal olursa? Ya bu kadar yakınken elleri boş dönerlerse? 3 gün, 3 sene gibi geçti. Nihayet beklenen an geldi. Bindiler. Kenya Havalimanı'na indiler. Uçakta bekleyeceklerdi. Paket kendi ayağıyla gelecekti. Pilot kuleye bilgi verdi. 2 saat sonra havalanacağız. Rota Hollanda. Ekibin Hollandalı'ya benzeyen sarışın mavi gözlü elemanı merdiven başına çıktı. 3 otomobillik konvoy aprona hışımla daldı. Uçağın yanından zınk diye durdu. Hollanda'ya gidiyorum zanneden paket indi. Hollandalı'ya benzeyen eleman gülümseyerek başıyla selamladı. Paket koşar adım merdivenleri tırmanırken sol ve kuyruk motorları da çalıştı. Kapı kapandı. Bordo bereli ekip lideri şöyle söyledi. Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin. Paketi Bandırma'da teslim ettiler. Tekrar havalandılar. Başladıkları yere Etimesgut'a indiler. MİT müsteşarı hangarda bekliyordu. Tek tek kucakladı. Duygusal bir konuşma yaptı. Çankaya Köşkü'ne götürdü. Cumhurbaşkanı Demirel, kahramanları Pembe Köşk'te Atatürk'ün makam odasında karşıladı. Sizlerle hatıra fotoğrafı çektiremiyorum. Çok gizli bir görevi başarıyla ifa ettiniz. Şartlar bundan sonra da gizliliğin korunmasını gerektiriyor. Sizleri bir fotoğraf karesinde buluşturmanın sakıncalı olduğunu düşünüyorum, dedi. Birer kol saati hediye etti. Saatlerin arkasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 18-2-1999 yazıyordu. O saatler kimdeyse uçakta onlar vardı. Kahramanlarımızı size anlatmaya devam edeceğiz. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Hoşça kalın.